Evet, merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Aragorn serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde biz bayağı hem Avrupa'yı karıştırdık hem de Kuzey Afrika topraklarına sağlam bir giriş yapmış bulunduk abi. Avrupa'yı karıştırdıktan kastım ne? Şimdi Avrupa'da neler döndü abi? Avrupa'da bayağı bir şey döndü, ben bile tam hatırlamıyorum. Fransa ve Güney Alman Konfederasyonu arasında bir savaş çıktı. Bu savaşın kazananı Fransa oldu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam böyle bir olay gerçekleşmişti değil mi? Evet abi, olmuştu. Sonrasında hatta biz Güney Alman Konfederasyonu biraz güçsüz düşsün diye Fransa'yı da desteklemiştik, hatırladım şimdi. Sonrasında ne oldu abi? Osmanlı İmparatorluğu birdenbire buralara geldi. Yani Güney Alman Konfederasyonu'nun topraklarına geldi abi aniden. Biz ne olduğunu hiç anlamadık bile. Osmanlı bir anda burada belirdi. Sonra biz dedik ki Osmanlı İmparatorluğu, yani sen Anadolu'da, Balkanlar'da yaşayan bir devletsin. Sen kim oluyorsun da benim sınırlarıma geliyorsun kardeşim? Dedik ve Osmanlı İmparatorluğu'na geçiş izni veren bütün ülkelerin bizim tarafımızdan bir yaptırıma maruz kalacağını söyledik. Hemen bunun üzerine Macaristan Devleti Litvanya Büyükdukalığı'na, pardon, Macaristan Devleti Osmanlı İmparatorluğu'na bir askeri erişim izni verdi. Bunun üzerine Litvanya Büyükdukalığı'nı Macaristan'a karşı savaşa davet ettik. Fakat Macaristan topraklarında yanlışlıkla Osmanlı ve Litvanya ordularının çarpışmasıyla beraber Osmanlı ve Litvanya da şu anda savaşa girmiş bulundu. Yani gerçekten Avrupa'nın içinden geçtik geçen bölüm abi. Hani ilginç olaylar oldu gerçekten. Fakat bu olayların neticesinde genele bakıldığında şu anda Litvanya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu savaşta. Olay budur abi. Ve biz bu bölgede Avusturya'yı koruduk. Avusturya'yı koruduk ki bu bölgede daha güçlü bir güç oluşmasın. Evet, bence gayet mantıklı hamleler yaptık. Ve geçtiğimiz bölüm bir Kuzey Afrika planı hazırlamıştık kendimize. 1470 senesine kadar bütün Kuzey Afrika'daki bu Fas, Sus, Keuta topraklarını vesaire elimize geçirmeyi hedefliyorduk. Keuta hariç gerçi, Keuta Portekiz'de. Orayı sonra ele geçiririz, orası sonraki iş. Bu toprakları ele geçirip Kastilya'yı iki taraftan, hem Aragon'un kendi topraklarından hem de Kuzey Afrika'dan kıstırmayı, sıkıştırmayı düşünüyorduk. Bu bölüm bu hedefimize kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Şimdi şu anda asimilasyon işlemlerini vesaire ben videoya girmeden önce başlattım. Ordularımızı da şu anda topladık Aragon başkentinde. Yani şu an her şey gayet iyi gidiyor abi. Gayet güzel ilerliyor her şey. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Şimdi Afrika'daki fetihlerimize devam edeceğiz. Fas ve Sus topraklarını elimize geçireceğiz. Fas 151 bin ekonomiye sahip bir devlet. Bakın gerçekten azımsanmayacak derecede güçlü, azımsanmayacak derecede sağlam ekonomiye sahip. Yani bize karşı güzel sayıda ordular çıkarabilecek bir devlet. Bu sebeple dikkatli olmamız lazım. Gırnata Emirliği ele geçirdi Sus'u. Oha. Bunu beklemiyordum. O zaman ikinize birden savaş ilan edeceğiz. Kusura bakmasın kimse. Hem Gırnata Emirliği'ne hem de Sus'a aynı anda savaş ilan edeceğiz abi. Hatta bence bakın 1469'a kadar, yok 1468'e kadar bekleyelim. 1468'de hem Fas'a hem Sus'a hem Gırnata Emirliği'ne savaş ilan edelim. Nasıl fikir? Bence olur. Bana uyar yani. Benlik sorun yok. Bana uyar. Memlük Bey'inle ilişkiyi geliştirmeye başlamış. Aferin kardeşim, adam olacaksın böyle. Aferin. Öyle -63 ilişki falan yapmak yok. Yani bizimle ilişki geliştireceksiniz. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Buralarda rajonu biz kesiyoruz kardeşim. Ona göre yani. Ona göre. Şöyle hemen gelen teknoloji puanlarını da verin. Artık bence yavaştan ordu basım işlemlerine başlayabiliriz. Hatta bundan önce birazcık mallar yatırımı yapabiliriz abi. Aynen. Daha 1468'e çok var. Ne yapalım? Haziran 1467, yok Haziran bile bence fazla erken. Eylül 1467 senesinde, tarihinde yavaş yavaş ordu basım işlemlerine başlayalım. 1468'in başlarında da savaşa girişiriz abi artık. Evet, Eylül'e geldik, hemen şöyle artık ordu basım işlemlerimizi bir başlatalım. Bakın dikkat edelim çünkü 155 bin ekonomili bir devlete karşı ve yanında birkaç devletle beraber savaşa gireceğiz. Yani giriştiğimiz iş aslına bakarsanız kolay bir iş değil. Ama ben yani rahat şekilde yine de başaracağımızı düşünüyorum açıkçası. O sebeple çok kafayı yormuyorum abi. Hemen ordu basım işlemlerimize devam edelim. Özellikle Kuzey Afrika'nın kuzeyinde gerçekten güzel nüfuslar var. Tamamen kendi topraklarımdan ordu basıp kendi topraklarımın ekonomisinin nüfusunu harcamak da istemiyorum. O sebeple Kuzey Afrika'daki ordularla beraber bir ordu toplamaya karar verdim. Bunu bir kaça tamamlayalım? Aynen, 265 tarih istedim. Tamam. Evet, bence 70 bin kişilik bir ordu yeterli abi. Medeniyetimiz Aragon Devleti şu anda refah açısından altın çağını yaşıyor. Nüfus artışı açısından %10 ekonomi büyümesinde, %11 vergi gelirinde de yine aynı şekilde %11'lik bir artış sergiliyoruz şu anda. 25 bin ordu buraya gelsin. 1-25 bin ordu buraya gelsin. 20 bin ordu da Fas'a gelsin. Mantıksız oldu değil mi? Evet, Fas sınırlarında daha az ordu yerleştirmiş olduk. Gerçekten mantıksız oldu. Şöyle şunlar bir yerdeysin. Tamam, şimdi daha mantıklı oldu abi. Bir gözetleme kulesi inşa edelim. Gözetleme kulesi.
Her ikisine de, hatta her üçüne de. Ama sadece Fas sınırlarına kale inşa edeceğim. Aynen, kaleleri de inşa ederim abi. Şöyle her ikisine de ikişer seviye kaleler. Güzel. Buraya da bir tane daha kale. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bu topraklara, yani Sus topraklarına hemen seri bir şekilde gireceğim. Ama Fas topraklarında, Fas sınırlarında bir süreliğine bir ne denir ona? Savunma yapacağım abi. O sebeple böyle bir hamle yaptım. Şimdi burada kaç ordu basalım? 700 ordu daha basalım abi burada. Evet, 6 ordu daha bas. Tamam, 30 bin. Tamam, burası aynı kalsın. Burası bence zaten iyi. Tamam, güzel. Şu anda okeyiz abi. Sanırım yavaştan savaşa başlayabiliriz gibi görünüyor. Ülkede de enflasyon var. Mallara para verelim. Evet abi. Savaşa hazırız. Savaşımı ilan ediyorum. Öncelikle Sus devletine, sonrasında Fas devletine ve aynı şekilde Granada emirliğine de hemen savaşımı ilan edeceğim. Gayet iyi. Şimdi Alicante'den şöyle birkaç tane ordu çıkaralım. Yaklaşık 10 bin, aynen öyle. 10 binlik bir ordu yeterli. Onu da Granada'nın deniz sınırlarına doğru yollayalım. Tamam. Şimdi Sus'un üzerine hemen ilerlemeye başlıyoruz abi. Çok güzel. Başarılı bir harekat. Güzel. Kalemiz çok iyi savunma yapıyor abi şu anda o bölgede. Yani kalemiz savunma yapmıyor. Ordularımız kalenin yardımıyla güzel bir savunma gerçekleştiriyorlar orada. Çok güzel. Biraz daha saldırmanızı bekliyorum sevgili Fas. Aynen kardeşim. Saldır, saldır, saldır. Benim lehime çalışıyorsun sen şu anda. İstediğin kadar saldırabilirsin. Özgürlük senin. Şuradaki kaleyi de ikinci seviyeye çıkaralım. Çok iyi, çok güzel. Evet, oraya bu arada büyük bir saldırı geldi. Kuzeydeki toprağa gerçekten sağlam bir saldırı yaptılar. İşte gözetleme kulesi bu yüzden işe yarıyor abi. Adamların ordusu falan kalmadı. Gir. Gir. Ya işte aslında böyle hani ufak ufak şeyler, ufak ufak taktikler, ufak ufak hamleler bir savaşın gidişatını, bir savaşın kaderini değiştirebilecek şeyler. Çok güzel abi. Evet, gördüğünüz üzere öncelikle savunmamızda onları yıprattık. Şimdi de hücumlarımızla içlerinden geçiyoruz. Olay budur abi. Çok da zor bir şey yoktu yani ortada. Devam edelim. Başkentleri Rabat'ın da sınırlarına geldik. Bu tür saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Granada'nın da hemen başkentine bir gireceğim. Çok güzel abi. Yine bütün saldırılar başarılı oldu. Granada'nın da başkentine girdik. Şimdi şuraları bir kurtaralım yeniden. Aynen öyle. Şu son toprağı da alalım. Bu kadar abi. Şimdi. Buraya kadar bu kadar ordu gelsin. Buraya da diğeri gelsin. Lan gene geliyorlar. Ya Kastilya. Kardeşim. Neden geç izni veriyorsun sen benim düşmanıma? Neden benim düşmanıma geç izni verdin? Açıkla. Sen fethedilmek mi istiyorsun? Domine edilmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Ayıp ediyorsun yani. Evet, bitti. Bitti değil mi? Evet, bitti. Litvanya'ya bak, helal olsun. Güzel geçmiş içinden milletin. Osmanlı ile Litvanya arasındaki savaş büyük ihtimalle başa baş gidecek ve hemen hemen ortada. Yani hemen hemen %0'a 0'ı bir barış antlaşması imzalayacaklar gibime geliyor. Şimdi barış antlaşmalarımızı bir imzalayalım. Öncelikle Sus devletiyle imzalıyorum. Zaten alınacak çok fazla toprak yoktu onlardan. Fas'tan bütün topraklarını alacağız 97 yıldızla. Bütün Fas toprakları Aragon hakimiyetine geçmiş oldu böylece. Çok güzel. Ve Granada Emirliği, ondan da keza aynı şekilde bütün topraklarını alıyorum. Gayet güzel. 3 adet barış antlaşmasıyla Aragon devletini iyice yüceltmiş bulunmaktayız abi artık. Her şey şu anda gerçekten muazzam ilerliyor. Aslında yani Kastilya Savaşı için de ortamı hazırlamışız ha. Zaten kuşattık. Ama yine de öncelikle bütün orduları bir araya toplayıp net bir plan yapmak bizim için daha iyi olur. Biz Aragon devleti olarak şu ana kadar yaptığımız her hamlede, her harekette, her operasyonda düzenli hareket ettik. Düzen bizim başarımızın kilididir, anahtarıdır. O yüzden yine düzenli hareket edeceğiz. Yine düzenli hamlelerle yani içlerinden geçeceğiz karşımızdaki devletlerin. Evet dostlar, şu an gördüğünüz manzara karşısında birazcık şaşırmış olabilirsiniz. Ama az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum. Daha doğrusu yanlışlıkla durdurmadım. Durdurdum. Fakat başlatmadan videoya geçtim. Yani yaklaşık 12 dakikadır kendi kendime konuşuyorum. Şimdi ya bu gerçekten üzücü bir şey biliyor musunuz ya? O kadar konuşup sonra boşa gittiğini öğrendiğinde o şok oluyorsun ya. Yani o hissi sadece sanırım video çeken abiler bilir, arkadaşlar bilir. Yani gerçekten çok kötü bir his lan. Neyse, ne yaptığımı anlatayım abi. Toplamda 110 bin kişilik bir orduyu toparladık çünkü Kastilya'nın yaklaşık olarak 220 binlik bir ekonomisi vardı. Ekonomilerin yarısını baz alarak yine bir 110 binlik bir ordu topladık. Bu 110 binlik orduyla öncelikle bakın zaten şurada görünüyor. Bütün Kastilya sınırlarına gözetleme kuleleri inşa ettik. Sonrasında baktık İspanyolların sınırlarında yüksek sayıda ordular vardı. Yani en azından bizim elimizdeki orduları durdurabilecek sayıda ordular vardı. Bunu gördük ve dedik ki o zaman biz önce buralara ikişer seviye kale inşa edip savunma yapalım. Bonus kazanıp Kastilya'nın ordularını durdurmuş oluruz. Dediğimizi yaptık. Yaklaşık 2-3 tur, hatta 4-5 tur boyunca savunma yaptık. Sonrasında Kastilya'nın ordularını iyice eritip atağa geçtik ve Kastilya'yı mağlup ettik abi. Olay bu yani. Çok daha açıkçası
Yani sadece bir savaşı kaçırmış oldunuz. Çok da onun haricinde bir şey olmadı. Ve bunun üzerine başkentimizi Madrid'e taşıdık. Asimilasyon işlemlerimizi vesaire her şeyi başlattık. Şu an her şey okey bir şekilde devam ediyoruz. Ve ben az önce bir şey keşfettim. Biz İspanya formlayabiliyormuşuz. Biz İspanya formlayabiliyormuşuz ve ben açıkçası formlamak istiyorum. Çünkü hani biz nasıl bir parolayla başladık abi? Bu gerçek İspanya'nın kim olduğunu dünyaya göstereceğiz diyerek başladık değil mi? Al işte sana gerçek İspanya'nın kim olduğunu gösterme fırsatı. Direkt İspanya'yı ilan edebiliyoruz yani şu anda. Bence çok iyi olur abi. Ben açıkçası kurma taraftarıyım. O sebeple kuracağım büyük bir ihtimalle hatta. Yani evet kuralım ya. Bence çok güzel olur. Yani Aragon yerine İspanya kurulacak abi. Bence çok güzel olur ya. Değil mi? Kuralım abi kuralım. Evet evet kuralım. Kuruyorum o zaman. Şekillendir İspanya. Başkentimiz Madrid olacak. Maliyeti bize 1000 dukat olacak. Diplomasi puanlarından 2.4 yiyecek. Barıştayız, bir vasal değiliz. Bütün eyaletlere sahibiz ve bizden başka bir İspanya devleti tabii ki de dünya üzerinde bulunmuyor. Dünyadaki tek İspanya ve İberya'nın tek hakimi biziz abi. O halde İspanya devletini kuralım. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. İspanya devleti kurulmuş bulunmaktı. Şöyle birazcık şey yapacağım. Rengini aynen. Aragon'a benzer bir renk olsun ya bir tık daha. Şöyle bir renk. Aynen. Bu şekilde bir renk bence güzel. Aynen birazcık daha kırmızıya çalabilir. Hop, bu şekilde bir renk gayet iyi gibi görünüyor abi şu anda. Evet İspanya devletinde böylece artık kurmuş olduk dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Madrid'de bir tane ikmal kampı inşa edelim. Aynen öyle. Madrid'deki asimilasyonlar tamamlandı anda ordularımı yeniden Madrid'e yollayacağım. Şöyle hemen yollayalım orduları Madrid'e. Güzel. Asimilasyonlar tamamlandı. Yatırımlara verdiğimiz parayı keselim. Eğer tamamlanmayan asimilasyon varsa onları da bir tamamlayalım. Şöyle bakıyorum. %90'ı artık kendimize baraj olarak belirledik. %90'ın üzerindeki topraklara el sürmeyeceğiz. %90'ın altındaki toprakları tamamlayacağız. Evet %90'a kadar bitirdik abi. Gayet iyi. İspanya devleti olarak. Vay be İspanya. Çok iyi ya. Bu arada demokrasi değil de onu bir biz monarşi yaparsak sevinirim. Evet abi. Ama rengimiz bok gibi oldu. Onu bir düzeltelim. Birazcık şöyle aşağı. Heh. Aynen bak şu renk güzelmiş abi. Tamam. Zaten az önce de rengimiz buna yakın bir şeydi. Güzel. Artık Aragon'da hallettiğimize göre sıradaki hedef İberya'nın tamamında hakimiyet kurmak. Ve bu hedefi gerçekleştirmek için ne yapmamız gerektiğini bence gayet iyi biliyorsunuz abi. Karşımızda İberya'daki son devlet, İberya'daki son oluşum Portekiz devleti var. Böylece Ceuta toprağını da elimize geçirip Akdeniz'in kapısını tamamen kontrolümüz altına alacağız. Hem de İberya artık tamamen bizden yani İspanya'dan atalarının adıyla Aragon'dan oluşan bir devlet haline gelecek. Sonrasında bu savaştan Portekiz Savaşı'ndan sonra ben Memlük Savaşı düşünüyorum. Böylece artık Kuzey Afrika'nın tamamına hükmetmiş olacağız. Güzel ilerliyoruz gerçekten ve zevkli bir seri oluyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Serinin devamı için like atmanız yeterli. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdi yatırımlara verdiğimiz parayı artık keselim. Paramız artıya çıksın. Çünkü Portekiz Devleti ile önemli bir savaşa girişeceğiz. Öncelikle Ceuta'yı güzel bir şekilde kuşatmak istiyorum ben. 5000'er ordularla yapacağımız kuşatma Ceuta için son derece yeterli olacaktır. Diğer orduları bu bölgede harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü Portekiz kendi ana topraklarında büyük bir ihtimalle güzel bir direnişle benim karşıma çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yine de Portekiz Savaşı bizim için İspanya Devleti için bir savunma savaşı olmayacak. Direkt bir atak savaşı olacak. Direkt saldırarak başlayacağız ve bu şekilde savaşı noktalamaya çalışacağız. Şöyle hemen savaşımızı başlatalım abi. Savaş ilan et başla. Ceuta'yı öncelikle elimize geçirelim. Cebel-i Tarık'tan Ceuta'ya saldırılmıyormuş bu arada. Unuttum ben onu. Şimdi Portekiz'in ana topraklarına saldırılarımızı gerçekleştirelim. Burada 10.000 kişilik bir ordu var. Buraya 5.000'lik bir destek yapamıyoruz maalesef. Tamam 5.000 saldıralım o zaman. Güzel değil. Güzel değil maalesef. Orada bir adet yenilgi yaşadık. Bir tane daha yenilgi yaşadık. Evet kötü bir başlangıç oldu bence. Harbiden kötü bir başlangıç oldu gibime geliyor. Bilmiyorum sadece bana mı öyle geldi. Toparlarız yani sorun değil ama kötü başladık. Neyse Lisbon'a girelim bakalım. Hatta Beja'ya saldırmamıza bence direkt gerek yok. Bütün ordular Lisbon'a saldırsın. Lisbon'un düşmesi daha önemli. Biz şuradan Beja'ya saldırırız sorun değil. Evet orayı da maalesef alamadık ama Lisbon'u aldık. Çok güzel. Yine Age of Story'de AI devletlerinin yaptığı saçmalıklardan bir tanesi. Adamlar başkent hariç bütün topraklarını canı pahasına koruyorlar ama başkentlerini salıyorlar abi. Harbiden yani adamların en az koruduğu yer genelde başkentleri oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Evet bitirdik abi. Bitirdik. Portekiz Savaşı da burada bizim için noktalanmış oldu. Hem Akdeniz'in artık giriş kapısı İspanya'nın Aragon'un elinde. Hem de İberya tamamıyla artık Aragon'un yine eline geçti yeni adıyla İspanya'nın. Şöyle hemen bütün topraklarını alalım Portekiz'in de gayet güzel. Evet muazzam sınırlara ulaştık gerçekten. Yani şu sahip olduğumuz sınırlar çok iyi ya. Ya benim çok hoşuma gidiyor. Göz zevkime direkt hitap ediyor abi şu anda kurduğumuz sınırlar.
Çok güzel sınırlar oldu gerçekten. Hemen ordularımızı yine toplayalım. Madrid'e çekeceğiz. Portekiz'deki asimilasyon işlemlerini başlatacağız. Memlük Savaşı'na hazırlanmaya başlayacağız. Yatırımlar yapacağız. Daha bizim yapacağımız çok şey var abi. Daha bu ülkede geliştirilecek çok şey var. Hemen şöyle yollayalım hepsini. Toplam elimizde 33 binlik bir ordu kalmış. Yani Portekiz Savaşı'nda gerçekten ciddi bir kayıp vermişiz demek bu. Hemen asimilasyonları başlatalım. Gayet güzel. Şimdi Keuta'da ben sürekli olarak 10 binlik, hatta 10 bin değil 7500'lük bir ordu tutmayı düşünüyorum. Ki yani Akdeniz'den giriş bizden sorulsun abi. Olası bir savaşta falan apar topar buraya ordu göndermeye çalışmayalım. Burada hazır bir şekilde bir ordumuz beklesin. Bu yüzden 7500'lük ordum sürekli Keuta civarında, Cebeli Tarık civarında kalacak. Cebeli Tarık boğazında kalacak. 26 binlik ordu Memlük için yetmez tabii ki. Memlük kendisi 308 bin ekonomiye sahip, dev bir ekonomiye sahip bir devlet gerçekten. Güzel bir ekonomileri var. En az 150 binlik bir ordu yine toparlamamız gerekecek ama önce asimilasyonları başlatacağım. Abi İberya Birliği'ni de formlayabiliyoruz şu anda. Of! Oğlum çok güzel formlanabilir medeniyetler geliyor. İspanya güzelmiş lan. Hiç oynamadım ha İspanya'da şu ana kadar. Güzelmiş harbiden. Ama İberya Birliği'ni ben şu anda kurmak istemiyorum. Neden kurmak istemiyorum? Çünkü biz sadece İberya'dan oluşmuyoruz ki. Yani biz sadece İberya'dan oluşsak... Bir dakika su içeyim. Biz sadece İberya'dan oluşuyor olsak kurardım. Ama şu an kurmak istemiyorum abi açıkçası. Evet. Devam edelim. Güzel. Şu an zaten dünyanın net bir şekilde açık ara birinci sırasındayız. Ming Hanedanı bizi kovalamaya çalışıyor arkadan ama nafile. Asimilasyonlarımız ne durumda? Şöyle bakayım hemen onlara da. Çok güzel, onlar da devam ediyor. Biz de bir yandan ekonomik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aslında kendimize bir ekonomik yatırım hedefi koymamız lazım. Yani ekonomi hedefi koymamız lazım. 2 milyon ekonomi. 1480 yılına kadar. 1480 yılına kadar 2 milyonluk ekonomiye... Oğlum 2 milyon çok net olurum lan 1480'e kadar. Değil mi? Galiba. Tamam abi, hedefimiz bu olsun. Hedefimiz bu olsun. 2 milyon ekonomiye sahip olmak 1480 yılına kadar. İspanya için bence güzel bir hedef. Güzel bir seçenek. Evet, yine enflasyon çıktı. Yine yatırım yapmaya başlayalım. 1475'e geldi yıllar. Hatta 1476'ya geldi. Ve olamayacağız gibi görünüyor. Bir dakika, 4 sene kaldı. Son 2 sene belirleyici olacak. Eğer son 2 senede hala 2 milyona yaklaşamamışsak devreye manuel ekonomik yatırımları sokacağız. Ve manuel ekonomik yatırımlarla artık kesin ulaşırız diye tahmin ediyorum. Ki ulaşacağız gibi duruyor zaten ya, tamam. Manuel ekonomik yatırımlara da gerek kalmayacak gibi görünüyor. Şöyle son bir yatırım daha yapalım. 2 milyonu göreceğiz kısa bir süre içerisinde. Şu anda 1.9 milyonu geride bıraktık. Çok güzel. Ve 1.950'yi de geçtik. Sadece 50 binlik bir ekonomi kaldı ve önümüzde halen 2,5 yıl var. Evet, 2 milyonu da artık geride bıraktık dostlar. İspanya devleti olarak 2 milyon ekonomi hedefimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Artık hem asimilasyonları tamamlamış hem de ekonomi hedefimize ulaşmış bir İspanya devleti olarak Memlük Savaşı'na girişmenin vakti zamanı geldi gibi görünüyor. Şöyle hemen istihdam devrinin nüfus haritasını bir açalım. Ve ordu basım işlemlerimize seri bir şekilde pek çok topraktan başlayalım abi. Önce paramızı bir biriktirelim. Çok güzel. Roma'dan 11 binlik bir ordu. Floransa'dan 10 binlik bir ordu. İspanya'dan keza aynı şekilde yine orduları çıkarıyoruz. Venedik'ten çıkıyor ordu. Napoli'den, Bologna'dan. Aslında bizim aldığımız İtalya toprakları şu anda bizim kendi sahip olduğumuz topraklara göre çok daha değerli. Nüfus açısından, istihdam devri nüfus açısından. Güzel. Güzel. Para bitti lan. Para biraz çabuk bitmedi mi ya? Evet, 150 bin ordu olmuş abi. Galiba Memlük için yeter. Evet, yeter. Yani ekonomilerin yarısı kadar bir ordu topladık yine. Bu savaş, Memlük savaşı hem denizden hem karadan gerçekleştireceğimiz bir savaş olacak. Şu orduları şurada bir toplayalım. Çok güzel. 86 binlik ordu da gelsin buraya. Ama bu sanki tam 150 bin olmayacak gibi ya. Başka bir yer daha ordu olsa gerek. Evet, varmış zaten. Tamam. Buradakileri de getirelim. Burada da varmış bir ordu. Ha, o denizdeki ordu. Tamam. Evet, bir toplanın bakalım. Kaç oldu abi? 144 bin. Birazcık daha bunun üzerine bir ekleme yapalım. Bir 900'lük ekleme daha yapalım. 22'lik ekleme daha. Tamam. Güzel. 150 bin kişilik bir orduyla şu anda harbe savaşa hazırız. Bir yandan bu sefer mallar yatırımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi 150 binlik ordunun 30 binlik bir kesimi Doğu Akdeniz'de bekliyor. Hatta şöyle yapalım. 10 bin, 10 bin, 10 bin. Her birine 10 bin yolla, direkt denizlere ambargo koy kardeşim. Kilitle böyle denizleri. Denizlerden geçmelerine imkan kalmasın. Onun haricinde buraya bir gözetleme kulesi kesinlikle inşa edilecek. Güzel. İki seviyede kale. Yine tabii ki inşa edilecek. Evet, gayet güzel. Savaşa yine tamamıyla hazırız. Memlük topraklarını yaklaşık 150 bin kişilik, hatta tam 150 bin kişilik ordumuzla kuşatmış bulunuyoruz. Videomuzda artık 20 dakikayı
geride bırakıyor yavaş yavaş. Yavaştan bu bölümde burada bitirelim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüm Memlük Savaşı'yla Kuzey Afrika'daki ve Orta Doğu'daki varlığımızı arttıracağımız bir bölüm olacak gibi görünüyor. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Senin devam için videoya like atmanız yeterli. Bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir ve ageofstory.türkiye.com Discord forumuna mod ve senaryoları göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.